Çok eski zamanlarda ve çağlar öncesinde Şam şehrinde yaşayan Bedrettin adında yaşlı bir tüccar varmış. Şehirde görkemli bir konağı, çeşit çeşit Hint kumaşlarıyla dolu iki mağazası ve evlenecek çağa gelmiş, güzeller güzeli adı Gülendam olan bir de kızı varmış. Gülendam sevgili anacığı öldükten sonra evin işleriyle ilgilenir, her şeyi düzene sokar, yaşlı babasına da o bakarmış. Tüccar Bedrettin yaşlıymış ama zevke eğlenceye de çok düşkün biriymiş. Karısı öldükten sonra da her gün dostlarıyla yiyip içmeye ve her çeşit işlerde bulunmaya ve işlerini de aksatmaya başlamış. Sonuç olarak bu durumun devamında elinde avucunda ne varsa tüketmiş. Ama o bu huyundan vazgeçmemiş. Hali vakti günden güne daha da beter olmuş. Çaresizliğe düşüp mağaza dükkanlarını satmak zorunda kalmış ve sonunda aşırı derecede yoksullaşmış. Tüccar Bedrettin mal ve serveti tükenince ihtiyaç ve zorunlu harcamaları için dostlarından yardım istemişse de bunlar önceden kendisinden görmüş oldukları iyiliklerin hepsini unutmuşlar ve her biri bir özürle yüz çevirmişler ve kendisini terk etmişler. Hatta borç olarak aldıkları paraları bile kimilerinin inkar etmesi, kimilerinin de ödemeye güçleri olmadıklarını söylemeleri üzerine yaşlı tüccar üzüntüsünden hastalanarak yatağa düşmüş. Zavallı tüccar hasta yatağında yatarken vaktiyle bir dostuna 1000 altın borç verdiğini hatırlamış. Kızı Gülendam'ı yanına çağırıp, ''Ey benim sevgili güler yüzlü güzel kızım, halimizden büsbütün kederlenip ümidini kesme sakın. Zamanında dostlarımdan Osman adında bir tüccara 1000 altın borç vermiş olduğumu şimdi hatırladım. Onun diğerleri gibi borcunu inkar edenlerden olmadığını kesin olarak biliyorum. Ama hiç gücüm yok. Şu hasta halimle onun yanına gidip aldığı borcu geri vermesini isteyemem. Bu yüzden güzel kızım, benim yerime senin gidip onun evine varmanı, benim adıma hal hatırını sorup sonra da borç almış olduğu 1000 altını tarafıma göndermesini rica ettiğimi söylemeni istiyorum," demiş. Bu konuşma üzerine Gülendam hemen hazırlanmış ve tüccar Osman'ın evine gitmiş. O niçin geldiğini sorunca Gülendam da, "Efendim, ben dostunu tüccar Bedrettin'in kızıyım. Adım Gülendam. Babam yoksul düştü. Üzüntüsünden hasta oldu. Sizlere önceden borç verdiği 1000 altın şimdi çok gerekli olduğu için ödemenize pek çok niyazda bulunur," diye cevap vermiş. Tüccar Osman böyle benzersiz ve eşsiz bir güzelin konuşması ve sözleri karşısında üzerine kıvılcım sıçramış gibi yüzüne dikkatlice bakarak, "Ey melek yüzlü, acizane evime teşrif buyurmanıza bir teşekkür olsun diye istediğiniz 1000 altın değil, birkaç 1000 altın bile karşılık olarak azdır. Özellikle sizi gören gözlerin ilgi göstermemesi ve aklının yağma olmaması imkansızdır. Doğrusu sizi gördüğümde 1000 can ile aşkınızın pençesine yakalanmış oldum," demiş. Sevgiye dair bir takım şeyler daha söylemiş ve sabretmeye gücü kalmadığını da ekleyerek Gülendam'a sarılıp muradına ulaşmayı istemesi üzerine Gülendam onu hızla iterek, "Edepsizlik etme. Öyle birkaç 1000 altın için iffetimi satıp ailemin üzerine bir ihaneti kabul edemem. Aileme borcun olan 1000 altını öde," diye öfkeyle haykırmış. Bunun üzerine Tüccar Osman, Gülendam'ın doğruluk, bağlılık ve iffetini anlayarak derhal kendisine çekidüzen vermiş ve hiç utanmadan şöyle demiş, "Demek benden para istemeye geldin. Hiç utanmıyor musun? Senin babana 5 para borcum yoktur. Servet ve malını tüketerek sonunda kendisini acındıracak beni mi buldu? Öyle boş sözü etmekle para verecek ahmaklardan değilim ben." Zavallı kızı öfkeyle azarlayarak kovup dışarı atmış. Gülendam ağlayarak evine dönmüş, olanları babasına anlatmış. Alacağının inkar edildiğini söylediğinde yaşlı tacir bir vakit şaştıysa da sonra, "Bu adamın Allah'tan korkusu yok mudur? Bir adam sıkıntı zamanında yalvararak almış olduğu parayı utanmadan nasıl inkar edebilir? Meğer ne alçak ne şerefsiz bir adammış. Ben onun haline ve tavrına bakarak namuslu bir adam sanmıştım. Hatta benden 1000 altın isteyip aldığı zaman tüm servetimi istemiş olsaydı, Allah biliyor ya, çekinmeden verirdim.
onun bu yaptığına karşılık hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Kızım, yarın mahkemeye başvurmanı istiyorum. Şu hain ve iyilik bilmez adamın bana ve sana ettiklerini anlat. Hakim efendi halimizi anlayarak ve hak yoldan da ayrılmayarak bizim hakkımızı alır, demiş. Sabah olunca Gülendam kalkıp doğruca mahkemeye gitmiş. Hakim efendinin huzuruna çıkmış. Güzelliği hakimin de dikkatini çekmiş. Hakim kıza yanına yaklaşmasını işaret etmiş. Bunun üzerine Gülendam hakim efendinin yanına varmış. Hakim efendi de tüccar Osman gibi güzelliğine hayran olarak ''Ey güzeller güzeli, seni temin ederim ki her ne arzu edersen yerine getirilmesin de herhangi bir kusur etmeyeceğim.'' demiş. Gülendam da tüccar Osman'ın yaptıklarını anlatarak babasına olan borcunu ödemesi konusunda gerekenin yapılmasını kendisinden rica etmiş. Hakim de gittikçe aşkının arttığının farkına vararak ''Ey huri gibi güzel yüzlü, sen hiç merak etme. Osman'a reddettiğin aşkı bana müsaade ettiğinde söylediğiniz konuda kanunla hakkınızı alır. Ben onu borcunu ödemeye mecbur ederim. Şurasını düşün ki benim gönül kuşum aşkınızın eteğine tutulmuştur.'' Bu sözleri duyan Gülendam ''Aman ya Rabbi, bu dünyada hiç erdemli insan kalmadı mı? Onlardan gerçekten onurlu bir kimseyi bulamadım. Suçluların cezasını vermekle görevli olanlar bile suç işlemekten sakınmıyorlar, diyerek feryada başlamış. Hakim ise genç kıza her ne kadar teselli vermek istediyse de hiçbir etkisi ve yararı olmamış. Gülendam hakimin önerisinde ısrar ettiğini görünce parayı alamadığı gibi iyilik de göremediğini anlayınca olanca hüzün ve tasasıyla çıkıp evine gitmiş. Tüccar Bedrettin kızının bu şekilde döndüğünü görünce iyi haberlerle gelmediğini anlamış. Ona ''Görüyorum ki kızım hakim de yardım etmemiş. Tüccar Osman'ın hakimin dostlarından olduğu anlaşılıyor.'' demiş. Gülendam yanıt olarak ''Eyvah eyvah boşuna yoruldum babacığım. Hiçbir şekilde haklının hakkını almasını istemiyorlar. Hiçbir yerden ümit kalmadı. Babacığım bizim halimiz nereye varacak?'' demesi üzerine babası da ''Kızım, Şam valisine başvurmak gerekir. Çünkü çoğu zaman kendisine veresiye olarak kumaş sattığından hala kendisinden alacağım olmalı. Onun korumasını isteyelim. Sanırım ki bizim için bu iyiliği geri çevirmez.'' yanıtını vermiş. Ertesi gün Gülendam yüzüne bir peçe örterek valinin konağına gitmiş. Kendisiyle görüşmek istediğini söylemiş. Onu valinin huzuruna çıkarmışlar. Vali yüzünden örtüsünü kaldırmasını istemiş. Gülendam bunun sonucunu iyi bildiğinden yüzünü açmak istememiş. Ama sonunda valinin ısrarı üzerine örtüyü kaldırmak zorunda kalmış. Valinin Gülendam'ın güzelliği karşısında aklı başından gitmiş. ''Ey melek yüzlü, sen kimsin? İstediğin nedir?'' diye sorunca o da ''Efendim ben size çoğu zaman kumaş satan Bedrettin adında bir tüccarın kızıyım.'' diye kendisini tanıtmış. Vali bunun üzerine ''Evet efendim, kendisini tanırım. Dünyada en çok sevdiğim kişidir.'' demiş. Gülendam ''Aman efendim, zavallı babamın şimdi ne duruma düştüğünü biliyor musunuz? Şu an acınacak bir haldedir.'' diyerek babasının durumunu ve gelmesine neden olan konuları açıklamış. Vali durumun ne olduğunu anlamış ve tüccar Osman'ın yaşlı Bedrettin'e olan borcunun hemen ödenmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini söz vermiş. Vermiş vermesine ama o da hakim ve Osman gibi edepsizce davranışlarda bulunmaya başlamış. Gülendam'a ''Sizi korumada kusur etmem, Osman'ı şimdi çağırırım. Eğer borç aldığı bin altını güzelce teslim etmezse pişman olacağından kuşkum yoktur. Sonuçta o belirli olan borcunuzu alırım. Fakat siz de hakkınızda yapacağım şeyden dolayı teşekkür etmelisiniz. Zira bizim gibi büyük kişilere hizmetten önce teşekkür edilmesini arzu ederiz.'' demiş. Gülendam ise diğerlerine ettiği gibi valinin önerisine de yüz vermeyerek büyük bir üzüntüyle oradan ayrılmış. Babasına ''Babacığım hiç kimse bize yardım etmek istemediğinden artık her şeyden ümit kesmeliyiz.'' demiş. Bu sözleri zavallı tüccar işitince ümitsiz bütün insanlara küserek çok şiddetli beddua edeceği zaman Gülendam ''Efendi babacığım,
bize kötülük edenlere beddua etmeyin. Çünkü böyle boş şikayetlerden bir şey olmaz. Sizin paranızı alabilmek için başka çareler düşünelim. Ben Allah'ın yardımıyla buna bir çare buldumsa da siz ne olduğunu sormayınız. Çünkü size açıklamak istemem. Yalnız size güvence veririm ki bu konunun pek çok gürültüsü olacağı gibi Tüccar Osman, hakim ve validen intikam alacağımızdan da kuşku yoktur, demiş. Yaşlı Bedrettin de, İstediğin gibi olsun kızım, bulduğun çarelerin uygulanmasını bekler ve bu konuda sana güvenirim, diye karşılık vermiş. Bunun üzerine Gülendam evinden çıkmış. Birkaç yer dolaştıktan sonra bir sandıkçının dükkanına girmiş. Sandığa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, iyilerinden vermenizi rica ederim, demiş. Dükkan sahibi de büyük küçük birçok sandık göstermiş. Gülendam içlerinden içine adam sığacak kadar büyüklükte 3 adet sandık satın almış. Hamal tutarak evine götürmüş. Sonra en güzel elbisesini giymiş. Elinde bulunan bir takım mücevherlerini takıp takıştırmış. Tüccar Osman'ın evine gitmiş. Orada Osman'ı bulmuş. Elinden geldiği kadar cilveli bir şekilde konuşarak, ''Efendim, eğer babama borcunuz olan 1000 altını öderseniz önerinizi kabul ederim.'' demiş. Osman da, ''Efendim, sözümden hiçbir zaman dönmem. Size önerdiğim koşullarla o 1000 altını veririm.'' yanıtını vermesi üzerine Gülendam, ''Efendim, size boyun eğmekten başka çare olmadığını anladığımdan sizi bu gece beklerim. İstediğim altınları alarak saat 10'da gelip kapıyı çaldığınızda benim sadık bir hizmetlim kapıyı açarak daireme sizi getirecektir. Orada sabaha kadar yer içer muhabbette bulunuruz, demiş. Tüccar Osman bu sözleri işitince aklı başından gitmiş. Geleceğine söz vermiş. Gülendam da bu oyunun devamını oynamak üzere hakimin evine giderek tek ve yalnız kaldıklarında söze şöyle başlamış. Yüce şahsınızdan ayrıldığım zamandan beri asla bir an, bir dakika istirahat edip dinlenemedim. Cariyenize söylediğiniz ve emir buyurduğunuz konuların hepsini hafızamda tuttum. Asla unutmadım. Efendimiz gibi bir tutkun aşığa yar ve dost olmayı pek büyük bir mutluluk sayarım. Zira nasıl övünmem ve teşekkür etmem ki yoksul bir adamın kızı, zatınız gibi genç ve yakışıklı bir hakimin haremi olarak şeref ve mutluluğuna nail olsun. Gerçekten böyle benim gibi dünyada bahtiyar olmak her kula nasip olmaz gibi bir takım sahte laflar söylemiş. Bunları bir çeşit yalvarmayla söyledikçe hakimi sevinç dalgaları sarmaktaymış. Kendisine cevap olarak, ''Sultanım, beni zevceliğe kabul etmeniz içinde bulunduğum kederli hali sildi. Memnuniyetle sarayımın birinci kadın efendisi olmak şerefine ereceksiniz. Artık beraber olacağız. Bütün işim ve vaktim senin tercihine kalmıştır. Kulunuza gönlünüzün ne emri olursa onu hemen yaparım. Gerekeni derhal yerine getiririm. Haydi hemen eve gidelim, diyerek yalvarınca Gülendam, ''Ah efendim, bu önerinizin yerine getirilmesi biraz zor. Dost ve düşmana karşı ne yazık ki böyle iki tarafın rızasıyla olan bir evlenmeyi ayak takımı iffetime yoracak yerde bir takım dedikodular neden olarak cariyenizin aşüfteliğine ve daha başka edepsizliklere yorarlar. Belki de efendimize bazı yakışıksız şeyler söylerler. Bunların olmaması için cariyenizle her vakit dost ve düşmandan uzak bir yerde gizlice buluşuruz. Bu şekilde sevgi ve muhabbet her yönden memnuniyet ve sevincinize neden olacaktır, demesiyle hakim, ''Nasıl olur, hangi yerde buluşabiliriz?'' deyince o, ''Efendimiz, cariyenizin dairesi oldukça güvenli bir yerdir. Babam kendi dairesinde yatar. Zaten zavallı, yaşlı, hasta bir pirifanidir. Bizim zevk ve sefamıza asla keder vermez. Eğer bu gece gelmeye tenezzül ederseniz, saat 11 sularında kapı önünde bulunmanızı, asla gecikmeyip ihmal etmemenizi, devlet dairesinde bulunan memurlarınızı da bu gizli işten haberdar etmemenizi, Efendimiz'den özellikle rica ve niyaz ederim. Şimdilik hoşça kalınız, diyerek bin türlü cilve ve nazla, tatlı dilli ve hoş edalı, gerçekten namuslu olan bu güzel kız, hakimin kötülük ve tuzağından, hile ve aldatmacasından sakınmak ve korunmak düşüncesiyle
bir takım sözler söyleyerek Hakim Efendi'yi gerçekten de kandırmış. Uzun sözün kısası, Hakim Efendi belirlenen vakitte saat 11 sularında Gülendam'ın kapısında bulunacağını söylemiş. Olağanüstü önlemlerin alınmış olmasından da memnun olmuş, çok sevinmiş. Bunu da açıkça ifade etmiş. Böylece birbirlerinden ayrılmışlar. İşte bu aldatmaca ve kandırmaca işinde iki aşık hilenin eteğine düştükten sonra üçüncüsü, aldatması en kolay olanı Şam valisi kalmış. Ona da sıra gelmiş. Tüccarın kızı namuslu Gülendam, diğerlerine yaptığı zorunlu işlerin aynını samimi kalple valiye de yapmış. Onun yanına gidip etraflıca konuşmalardan sonra gerçek meramını anlatmış ve buluşma yeri olan evine gece yarısı teşrif buyurmasını önermiş. Vali de çağrıya memnuniyetle yanıt verip geleceğine yeminlerle güvence vermiş. Gülendam valinin konağından dışarı çıktığı zaman çarşıdan çeşitli meyveler, şerbetler ve tatlılar alıp evine götürmüş. Kendisinin adı Çiçek olan eski ve sadık hizmetlerinden birine düşüncesini söylemiş ve buna dair kendisinde ne şekilde hareket edeceğini emretmiş. Ayrıca bu konuda kendisine uyarılarda bulunmuş. Sonra evine çağrılı olan misafirler için hazırlanacak şeyleri birlikte hazırlayıp düzenlemişler. Üç misafire ayrı ayrı odalar ve onun ortasında masanın üzerine çeşitli meyveler ve çiçekler, türlü türlü şerbetlerle süsleyip donatmışlar. Hizmetlisine tekrar tekrar haklarında olağanüstü hürmet ve saygıyı göstermesi için uyarılarda bulunmuş, emirler vermiş. Ve bu şekilde ayrı ayrı her daire döşenip hazırlanmış. Sonra Gülendam onların sırasıyla gelmelerini sabırla beklemeye başlamış. Olur da bir aksilik olup iş kendi düşündüğü ve kurduğu gibi olmazsa sonucun ne olacağını derin derin endişeyle düşünmeye başlamış. Buna rağmen onun bu konudaki şansı yaver gitmiş. Üç kişiden önce Tüccar Osman belirlenen vakit olan saat 10'da kapıyı çalmış. Yaşlı hizmetli hemen kapıyı açıp Osman'ı eve almış. Usulca kendisine ''Aman efendim, lütfen mümkün mertebe gürültüsüz sessiz olunuz. Bedrettin Efendi'yi uyandırmayalım efendim.'' diyerek olağanüstü bir saygıyla önceden Osman için hazırlanan daireye çıkarmış. Bu dairede Tüccar Osman, Gülendam'ı olanca süs ve ziynet içinde güzellik ve endamına çeki düzen vermiş, bir garip hale bürünmüş görmüş. Gülendam ise türlü naz ve işvelerine, tatlı dillerine aldanan zavallı aşığını bir takım saygı gösterileriyle güya ciddi olarak kabul etmiş. Zavallı aşığın aklı başından gitmiş ve hiçbir şey düşünemez olmuş. Ona ''Ey güzellik bahçesinin ankası olan Dilber, ey bülbül gibi tatlı dilli güzel, bunca hürmet ve saygıdan dolayı kulunuzu fevkalade mahcup ettiniz. İşte borcun bin altını, bin hicapla ve utangaçlıkla sunmaya cesaret ederek kabul buyurmanızı ve bununla aşığınızın virane gönlünü onararak yenilemenizi özellikle niyaz ederim.'' diyerek bir kese altını masanın üzerine koymuş. Gülendam Osman'ın bu sözlerine gülümsemiş ve başından savmak için elini ona uzatarak sofranın başına oturtmuş. Hoşbeşten sonra ''Efendim, burası sizin kendi eviniz. Tavuk ve kuşağınızı çıkarınız, rahatınıza ve dinlenmenize bakınız.'' demiş ve hemen adı Çiçek olan yaşlı hizmetlisine dönerek ''Gel, misafirimize yardım et. Zira efendiyi elbisesi rahatsız ediyor. Gel de beraber soyunmasına yardım edelim.'' demiş. Beraberce Osman'ı soymaya başlayarak Gülendam kuşağını, Çiçek de kavuğunu bir bir çıkararak zavallı Osman'ı soyup sovana döndürmüşler. Sadece bir gömlekle baş açık, yalın ayak bırakmışlar. Bu halde Gülendam Osman'a ''Efendim, sizler için gündüzden hazırladığım şerbetlerden içelim, tatlılardan yiyelim.'' demiş. Böylece tatlılardan yemeye, şerbetlerden içmeye başlamışlar. Bu yiyip içme ve muhabbet sırasında bir takım tatlı sözler ve sevgiye dair sohbetlerden Osman iyice mest olmuş, aklı başından uçmuş. Ama tam o sırada evin içinden bir gürültü işitilir işitilmez Gülendam oldukça heyecanlı bir kalple telaşa düşmüş. Güya başından beri bu işten hiç haberi yokmuş gibi keder ve üzüntü içinde çiçeğe
nedir bu gürültü çiçek? Haydi şu gürültüden bize tez haber getir, demiş. Çiçek hemen odadan çıkıp biraz sonra telaş içinde ve heyecanla yüzünün rengi değişmiş olarak odaya tekrar dönmüş ve "Eyvah efendim, ne olduysa size oldu. Abiniz Kahire'den şimdi gelmiş, babanızın yanındalar. Sizi görmek üzere babanızla beraber odanıza gelecekler. Aman efendim, başınızın çaresine bakınız," der demez Gülendam, "Hay sağlık ve esenlikle gelmeyeydin. Geceleyin gelecek vakit mi buldun?" diyerek güya tasa ve üzüntüye boğulmuş olarak yüzü üzüntülü bir ifadeyle "Zevk ve sefamıza mani oldu. Eğer beni sadık sevgilimle birlikte görürse hemen beni kötü bir kadın sayacağına kuşkum yoktur. Aman ya Rabbi, benim halim nice olacak? Korktuğum şeyden nasıl kurtulacağım?" diye feryat etmeye, bir takım düzmece, daha önceden hazırlanmış sözlerle velvele kopararak konuşmaya başlayınca yaşlı çiçek, "Efendim, işin çaresine bakalım. Böyle olmaz. Aklınızı başınıza toplayınız. Eğer haddim olmayarak benim önlemlerime kulak asarsanız, Osman'ı babanızın Bağdat'a mal gönderdiği odanızda bulunan 3 sandıktan birine koyalım. Anahtarı bizdedir. Şimdiki halde başka çare biliyorsanız siz söyleyiniz," demiş. Onun tavsiyesi pek uygun görününce hemen tüccar Osman'ı acele olarak sandığın içine koyup üzerini kilitlemişler. Ve Gülendam sandığa eğilip fısıltıyla, "Ey sevgili Osman'ım, cariyenizi bu konuda mazur görünüz. Zira bir iştir ki ansızın oldu. Biraz sabrediniz. Abim ve babam gittikleri anda derhal gelir ve gecenin kalan bölümünü beraberce muhabbetle geçiririz. Sohbetimiz yarıda kaldı. Biraz bekleyiniz. Az sonra gelir sandıktan sizi çıkarırım," demiş. Dünyada az türden olan bu durumdan Osman'a teselli ederek bundan asla kederlenmemesi için bir takım sözler daha söylemiş. Osman da teselli bularak bundan sonra içine kendi eliyle düştüğü bu korkunç tuzaktan nasıl kurtulabileceğini bile düşünmemiş. Yine zevk ve sefa hayallerinde dolaşarak sandıkta sevgilisinin sadık kulu olduğu düşüncesine dalmış. Sonuç olarak Gülendam, tüccar Osman'ı sandığın içine hapsederek kendisini orada bırakıp odasına dönmüş. Hizmetlisi çiçeğe, "Kazı kümese hapsettim, şimdi birisini tuzağa düşürdüm, darısı öbürlerinin başına," demiş. Oldukça memnuniyet ve sevinç içerisinde onların da kendi elleriyle kurdukları tuzağa düşmelerini dileyerek, "Bakalım zamanın aynası ne gösterecek," diye de eklemiş. Çiçek Gülendam'a, "Hanımım, saat 11'e yaklaştı. Kesin olarak söyleyebilirim ki Hakim Efendi de gelmek üzeredir," dediği sırada kapı çalınmış. Çiçek hemen açmaya koşmuş. Kapının önünde bir adam görünce kim olduğunu sormuş. Hakim olduğunu haber alınca, "Efendim yavaş konuşunuz. Zira yaşlı efendimi uyandırırsınız. Hanımefendi sizi bu vakte kadar büyük bir arzu ve özlemle bekledi. Buyurun, sizi dairesine götüreceğim. Lütfen dikkatli, sessiz bir şekilde peşim sıra geliniz," demiş. Bu sözleri işitince hakim sevincinden neredeyse kavuğunu başından düşürecekmiş. Aşk ateşiyle yanan zavallı hakim Gülendam'ın kendisi için hazırladığı dairesine girmiş. Güzel elbiseler ve takılar içinde acayip bir surette görünen bir peri yüzlü güzel görmüş ki ne yapacağını ve ne söyleyeceğini büsbütün unutuvermiş. "Sultanım, dünyada en büyük mutluluk saydığım şu zamanı nasıl sabırsızlıkla beklediğimi ifade edemem. Her ne kadar beklettim ise mazur görünüz, inayet buyurunuz efendim," diyerek Gülendam'ın ayaklarına kapanmış ve yalvararak, "Efendim, dünyada bu an gibi ömrümün en şerefli bir zamanını görmedim. Kusurumu af buyurmadıktan sonra başımı ayaklarınızın bastığı şu yerden kaldırmayacağım," diye ısrar ederek mecnunlar gibi bir takım sözler ettiği esnada Gülendam olanca hile ve kararlılığıyla, "Aman efendim, bu nasıl söz? Bunu ben asla kabul edemem. Oturunuz, rahat ve istirahat buyurunuz. Böyle bir takım resmi sözlerle bizi mahcup etmeyiniz. O güzel sözleriniz ve buraya gelmenizle zaten tanıştığım günden beri hasret ve özleminizle gönlümü ve kalbimi yaktınız. Gece ve gündüz ızdırapla kararsız biri oldum. Ne halde olduğumu çiçekten sorunuz.
Gelmenize benim de çok memnun olduğumu ve ne derece sevindiğimi anlatmam mümkün değildir, diyerek karşılık vermiş. Hakim, Gülendam'dan bu tatlı sözleri işitince adeta kendinden geçmiş. Sonra aklı başına gelip Gülendam'a hitaben, "Ey sultanım, bu düşkünü vuslatınla, güler yüzünle sevindirmeye mümkün mertebe acele et. Zira güzellik ve cemalin, kan döken gamzen aklıma gelince düşüncemi darmadağın etti. Gönül alan zülfün ve aşk ateşin beni yaktı yandırdı, perişan eyledi," demiş. Gülendam da söze başlayıp hakime hitaben, "Bu konuda efendimiz acele etmeyiniz, biraz dinleniniz, istirahat buyurunuz. Efendimiz için gündüzden hazırladığım tatlıları ve soğuk şerbetleri beraberce içelim, muhabbet edelim. Efendim, elbisenizi çıkarınız, rahat ediniz. Ben de yaşlı babam uyumuş mu, hemen bir bakıp geleyim," demiş. O da bu sözler üzerine önceden kendisinden istenen altınları bir takım özür dileyici sözlerle vermiş ve Gülendam odadan çıkınca hemen acele olarak üzerindeki fazlalıkları çıkarmaya başlamış. Sadece bir gömlekle baş açık, yalın ayak kala kalmış. Biraz vakit geçtikten sonra bir gürültü işitilmiş. Bunun peşinden Gülendam heyecanla büyük bir telaşı içinde odaya geri dönmüş. Hakim efendiye hile ve tuzaklarını asla hissettirmeyerek büyük bir üzüntü içindeymiş gibi şöyle demiş. "Hakim efendi, başımıza gelenden galiba haberiniz yok. Dairemizde bulunan halayıklardan babama çok bağlı olan biri her şeyi gizli tutmuş olmama rağmen her nasılsa sizin evimize girdiğinizi görmüş ve bunu hemen babama haber vermiş. Babam da dairesinden çıkmış buraya geliyor. Eyvah, dünyada ne talihsiz biriymişim. Bütün sevinç ve muhabbetimiz tasa ve kedere döndü." O derece ustalıkla ahu figan edip ağlayıp inlemiş ki işin aslını bilmeyen kişi bunu gerçek sanırmış. Sonuçta hakim kederli ve üzüntülü halini görünce ona cesaret vermek ve onu yüreklendirmek için, "Ciğer köşem Gülendam, niçin bu işten pişmanlık duyar ve ahvah edersin? Beni de üzüntülere salarsın. Bu ahvahları bırak. Savuşturulması mümkün olan bu felakete biraz sabret ve dayan. Çaresine bakarız," diye cesaret vererek teselli verdiyse de ne mümkün. İffet ve namusa hiçbir şekilde uymayan böyle bir halin başına gelmesinin ne kadar ağır olduğunu söyleyerek Gülendam ağlayıp inlemeye ve bir çare aramaya çalıştığı esnada Çiçek gelip onlara şöyle demiş. "Ey hakim ve ey İffet ve namusta eteği temiz, güzellik bahçesinin taze gülü hanımım, haddim olmayarak söylüyorum. Eğer benim önlemimi uygun görürseniz yerine getirilmesinde tembellik etmem, gevşeklik de göstermem. Çünkü bu halleri yalnız birinci defa değil, ben nice nice gariplikleri görmüş geçirmiş ve her birine uygun nice görüş ve önlemlerimle bunun gibi hallerde sayısız aşık ve maşuku kötü durumlara düşmekten ve dünyaya rezil olmaktan kurtarmışım. Eğer izin ve müsaadeniz olursa söylediklerimi yerine getirmekte kusur etmem. Bu konuda kurtulduktan sonra armağanımı da isterim." Bunun üzerine hakim, "Acaba görüş ve önlemleriniz nedir?" diye sormuş. "Efendim, zahmet ve tahammül etmek için biraz zamana razı olursanız, hiç kimsenin aklı ve fikrine gelmeyecek şeylerle önlem alırım. Gülendam'ın odasındaki sandığa sizi saklayayım ve koruyayım. Böyle bir telaşede kimin aklına sandığı aramak gelir ki?" demiş. Hakim de çaresiz buna razı olunca onu sandığa hapsetmişler ve üzerine de bir güzel kilidi vurmuşlar. Gülendam önceden Tüccar Osman'a uyguladığının aynısını hakime de tatbik etmiş. Bir takım özürlerle babası tekrar gittiği anda hemen sandıktan kurtararak sabaha kadar beraber olacaklarını söylemiş. Sonuçta bir takım hilelerle hakimi kandırmış. O da Tüccar Osman gibi sandığın içinde beklemeye başlamış. Bu arada gece yarısı olmuş ve üçüncü sırada olan valinin gelme vakti yaklaşmış. Tam bu sırada vali de kapıyı çalmış. Çiçek hemen Osman ve hakim gibi onu da vali için hazırlanan odaya çıkarmış. Gülendam
kendisine fevkalade saygı ve hürmet göstererek bir takım naz ve işveyle valiyi aldatmaya gayret etmiş. Yemeği içmeye başladıkları sırada sokak kapısı acele acele çalınmaya başlamış. Yaşlı çiçek acele içeri girmiş ve ''Efendim, kapıyı çalan tüccar Osman ile Hakim Efendi'dir. Şimdi babanızın yanına çıktılar.'' demiş. Bunu söyleyince numaradan gülen damın aklı başından gitmiş ve ''Aman ya Rabbi, bu ne şanstır, ne haldir?'' diye ahvah ile telaşa düşmüş. ''Bu vakitte tüccar Osman'ın ve hakimin burada ne işi var? Babamı ziyaretin için gelmiş. Haydi git, bize hemen haber getir.'' diyerek çiçeği göndermiş. Çiçek biraz vakit geçtikten sonra ikinci kez içeri girmiş. Bu esnada vali Gülendam'a ''Bu saatte hakimin buraya gelmesinin acaba sebebi nedir? Galiba babanızın kötü bir durumu oldu.'' deyince ''Efendim, bu vakitte hakimin Osman'la gelmesinden ben de hayrette kaldım. Bakalım şimdi niçin geldiğini çiçekten öğreniriz.'' diyerek karşılık vermiş. Bu sırada yaşlı çiçek tekrar içeri girerek şu şekilde konuşmaya başlamış. ''Efendim, babanızın dairesine kulak verip dinlediğimde konuştukları mesele tüccar Osman'dan istediğiniz paraya aitti. Şimdi buraya gelmelerinin nedeni de sizin işten sadrazam haberdar olduğu için halkın işleri uzun uzadıya süründüğünden padişahın emirleri gereğince bu gece babanızın işini düzeltmek ve sabaha kadar suretini kendilerine sunmak ve sorgulamakmış. Osman ile sizi mahkeme huzurunda muhakeme etmekmiş. Tüccar Osman, babanıza olan borcumu tamamen kızına verdim, huzurunuzda da doğrularım diye söyledi. Kulaklarımla duydum, şimdi sizi çağıracaklar. Muhakeme olacaksınız.'' Gülendam'ın aklı başından yine giderek gözyaşı dökmeye, ağlamaya başlamış. Valiye hitaben ''Efendim, bu konuda cariyenizi mazur görünüz. Halime merhamet ediniz. Bana yardım ediniz efendim. Şayet hakim, babam ve tüccar Osman yukarı çıkarlarsa mahcubiyetim, namusumun yara almasına neden olur. Bu sakıncaları sağmak için odamda bulunan sandığa sizi saklayayım. Döndükten sonra bu azaptan sizi kurtarırım efendim. Lütuf ve inayet buyurunuz.'' diye sandığı önerdiyse de vali asla şimdiye kadar sandık gibi bir yere girmediğinden bu öneriyi kabul etmemiş. Gülendam hemen ayaklarına kapanmış. Bin türlü yalvarıp yakarmalarla gözyaşı dökerek valiyi de kandırıp sandığa hapsetmiş. Sonunda onun da diğerleri gibi üzerine kilit vurarak muradına ulaşmış. Vali de üçüncü sandıkta hapsolduktan sonra odanın kapısını kapamış ve babasının yanına gidip olanları tek tek anlatmış. Babası, ''Kızım, acaba bu garip ve acayip olayları ne şekilde sonuçlandıracaksın?'' deyince Gülendam yaşlı babasına, ''Babacığım, yarın öğreneceksin. Yalnız şunu hatırlayın ki onlardan korkunç intikam alacağım. Kalben rahata kavuşacağım. Vaadimi yerine getirmede kusur etmeyeceğim.'' diye karşılık vermiş. Ertesi gün erkenden yüzünde bir peçeyle saraya, şahın huzuruna gitmiş. Sadrazam Gülendam'a işaret edip ona tahta doğru yaklaşmasını söylemiş. Şahın önünde saygıyla eğilip yeri öptükten sonra şah ona ne derdinin olduğunu sormuş. Gülendam da hemen ayağa kalkıp şöyle demiş. ''Ey haşmet ve azamet sahibi olan sultanım, yüce Allah sizi kıyamete kadar padişahlık tahtında ve saltanatta daim ve kararlı kılsın. Eğer yüksek müsaadeleriniz ve izniniz olursa efendimize akıllara hayret verecek acayip bir olayı anlatmamla efendimizin başını ağrıtmış olmayayım.'' diyerek niyazda bulunmuş. Şah da anlatması için izin verince Gülendam, ''Efendim, ben hasta ve yaşlı bir tüccarın kızıyım. Devletinizin bağlılarındanım ve baş şehrinizde oturmaktayım. Efendimiz gibi adaletli bir sultanın saltanat günlerinde ve ikbalinde yaşadığım için şükrediyorum. Efendim, bundan birkaç yıl önce babam Osman adında bir tüccara 1000 adet altın verdiği halde o kişi bu parayı büsbütün inkar etti. Ben de bu parayı istediğimde, kendisinin isteklerini kabul ettiğimde 1000 değil 2000 altın veririm dedi. Onun bu namus kırıcı hareketinden asla razı ve hoşnut olmayarak oldukça kederli ve tasalı olduğumdan
Bu sefer de Hakim Efendi'nin divanında muhakeme olmak ve namus davası açmak üzere Hakim Efendi'ye gittim. Hakim Efendi ise kanun gereği davaya bakacak yerde aksine kanun dışı çirkin bir teklifte bulundu. Bunun üzerine ben de davanın bir çaresine bakılması için Şam valisine başvurup dava ettiğim halde o da onlardan daha kötü ve çirkin bir öneride bulundu diyerek başına gelenleri bir bir anlatmış. Şah bu tuhaf hikayeyi işitince tereddüt ve şüphede kalarak kızın tüccar Osman'a, hakime ve valiye iftira ettiğini sanmış ve ona ''Büyük iftirada bulunduğunuzu sanmaktayım. Bu olayın yanlış olduğundan söz ederek sonu karalama olan bu hikayeye inanamam. Ödünç olarak aldığı bir parayı tüccarı Osman'ın inkar edeceğini düşünemem. Bunun gibi hak ve adalet üzere şer'i şerif uygulayan bir hakimin ve valinin böyle uygunsuz ve çirkin bir öneride bulunmasını asla onlara layık göremediğim gibi hiçbir şekilde böyle olacağını da sanmam. Bunun bir karalama olması gerektir ve cezası da ölümdür." deyince Gülendam, "Ey cihanın şahı, eğer benim sözüme itimat etmiyor ve güvenmiyorsanız, efendime getireceğim şahitlere belki inanırsınız." diye karşılık vermiş. Bunun üzerine şah, şahitleri görmek ve dinlemek isteyince Gülendam, "Efendim, şahitler fakirin evindedirler." demesiyle şah hemen şahitlerin getirilmesini emretmiş ve yanında bulunan muhafızlardan birkaç kişiyi Gülendam'ın evine göndermiş. Yaşlı tüccar Bedrettin ve Çiçek de gelen muhafızlara 3 sandığı vermişler. Onlar da sandıkları alıp tekrar saraya dönmüşler. Bunun üzerine Gülendam, "İşte efendim, şahitler bu sandıkların içindedir." diyerek elbisesinin cebinden sandıkların 3 adet anahtarını çıkarıp sandıkları açmış. Zavallı tutuklular, tüccar Osman, hakim ve vali, şah ve huzurunda bulunanların önünde çıplak, benizleri sararmış ve asla ömürlerinde işitilmemiş acayip bir halin başlarına geldiğine şaşırmış bir halde, korku ve dehşet içerisinde, gözlerinde hayat eseri görülmez bir durumda ortaya çıkmışlar. İşte bu sandık zindanında tutuklu bulunan üçünün çıplak durumlarına şah ve orada hazır bulunanlar hayret edip şaşakalmışlar. Bunların böyle istif olduklarını görünce hiçbir tarafa kımıldamaya dermanları olmadığı için onların bu hallerine orada bulunanlar kahkahalarla gülmeye başlamışlar. Bu esnada şah şakayı bir kenara bırakıp öfke ve gazaba gelmiş ve yüzü büsbütün değişmiş. Bu sersem aşıkların uygun cezalarını bulduklarına memnuniyet göstererek kendilerini tekdir ve dünyaya teşhir ettikten sonra tüccar Osman'ın Gülendam'ın babasına 4000 dinar vermesini, hakim ile valinin de büsbütün devlet görevinden kovulup uzaklaştırılmasını, suçlarına göre tutuklanmalarını emretmiş. Ayrıca sandıkların huzurdan kaldırılmasını, sandıklara kilitlenmelerine neden olan zavallı aşıkları sürekli arzu ettikleri ve nail olamadıkları tehlikeli ve gönül alıcıya, güzeller güzeli Gülendam'a yüzünün peçesini kaldırmasını da emretmiş. Gülendam bunun üzerine peçesini kaldırarak gönüller yakan yüzünü oldukça mahcup ve utanarak şaha göstermiş. Şah o zaman onun son derece güzel olan cemalini görmüş. Bunun üzerine Gülendam da istediği gibi davasının görüldüğünden memnun olarak şaha teşekkürler etmiş ve sevinçli olarak evine dönmüş. Günler böylece geçmeye başlamış. Başlamış başlamasına ama şah Gülendam'ın gül yüzünü gördükten sonra yemeden içmeden kesilmiş. Adeta aşk ve sevda belirtileri ortaya çıkarak uyku ve rahatı kaçmaya ve kederli bir duruma düşmeye başlamış. Sonunda yaşlı tüccar Bedrettin'e sadrazam ile haber salmış. Güzel kızı Gülendam'a Allah'ın emri, peygamberin kavliyle talip olduğunu bildirmiş. Tüccar bu habere çok sevinmiş ve Gülendam'ın da şah ile evlenmeye gönlü olduğunu sorup öğrenince güzel kızının şahla evlenmesine izin vermiş. 40 gün, 40 gece süren çok güzel bir düğün yapılmış. Yenilmiş, içilmiş, yoksullar giydirilmiş, yetim ve öksüzler sevindirilmiş. Güzeller güzeli Gülendam ve Şah evlenmişler. Yaşlı tüccar Bedrettin'i ve Çiçek'i de saraya getirtmişler. Hep beraber mutlu mesut yaşamışlar. Şah gündüzleri adaletle, merhametle, vicdanla ülkesini yönetmiş. Geceleri güzel karısının yanında dinlenmiş. Onlar ermiş muradına,
biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş, bir bu masalı uyduranın başına, bir bu masalı anlatanın başına, birisi de bu masalı dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.